Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eda Çağlayan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir tulum çalışması yapacağız. 0-6 ay ölçüsünde olacak. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Burgular, pirinçler, düz örgü. Böyle 3-4 tane farklı örgü tekniği kullanacağız bu tulumda. Normalde biliyorsunuz ki her zaman tulumlarımı ben paçadan yukarıya doğru örerim. Bunda da yakadan başlayacağız. Dikişsiz bir şekilde rob ayrımlarını yapacağız. Kollarımızı ayıracağız. Bedeni örüp sonra bacakları öreceğiz bu şekilde. Kol uçlarında ve paçada bir de yakada tekli lastik örgümüz var. Şöyle bir saç örgüsü, burgu örgü modelimiz var. Pirinç örgümüz var. Hem kolda hem de ilik düğme pat kısmında. Burguların iki yanında önde ters, arkada düz örgü olarak örülecek örgü modelimiz var. Çok güzel bir tulum gerçekten. İnşallah böyle detaylı bir şekilde de anlatmaya çalışacağım. Eğer şimdi sizler de hazırsanız örmeye başlayalım. Arkadaşlar ipim Nako Elit Baby ve beyaz rengini kullanacağım. 2 yumağa ihtiyacım var. 0-6 ay için uygun olarak yapıyoruz. Daha büyük yapmak isterseniz yorumlarda sorarsanız yardımcı olurum. Şiş numaramsa 3,5. Şimdi şişimize 77 ilmek atıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki daha önceki videolarımda da söyledim. Normalde 1 yaş için hep 77 ilmek atıyorsunuz diyeceksiniz. Beni tanıyanlar ve videolarımı bilenler. Yalnız ipim ince olduğu için arkadaşlar, diğer kullandığım iplere göre beyaz ipi ince olduğu için 77 ilmek 6 aya kadar olan 0-6 ay ölçüsüne uygun bir ilmek sayısı. 77 ilmek attıktan sonra şimdi kollarda ve ilik düğme pat kısımlarında tekli pirinç örgü kullanacağız. Geri kalan tulumumuzun her tarafı düz örgü olarak örülecek. Şimdi yakada lastikle başlayacağız. Dediğim gibi bu ilik düğme kısmı tekli pirinç örgü. Tekli pirinç örgüyü de şöyle yapıyoruz. Bir ters bir düz, bir ters bir düz olarak öreceğiz. 7 ilmeğimi, kenar ilmeğimi örüyorum. Ters olarak başladım. Kenar ilmeğimi ördüğüm için. 1, düz olarak örüyorum. 2, bir ters, 3, bir düz, 4, bir ters bir düz olarak örüyorum. Şöyle bir kontrol edeyim. 2, 4, 6, düz ördüm. 7. ilmeğim ters örgü olarak bitmiş oldu. Burası çok önemli değil. İlmeği örmeden alıyorsunuzdur falan. Ya burası önemli olan 7 ilmeğin tekli pirinç olarak örülmesi. Şimdi 2, 4, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Ve yakada tekli lastik örgümüze devam edeceğiz. Bir düzle başlıyorum. Şimdi bir tersle bitirdim ya. Bir düzle başladım. Bir düz, bir ters. Sıra sonuna kadar bir düz, bir ters. Bu şekilde tekli lastikle devam edeceğim. Tekrar ediyorum. İlik düğme yani pat kısımlarında ve kollarımızda tekli pirinç öreceğiz. Sadece yakada kol uçlarında tekli lastiğimiz var. Ve geri kalan tulumun tamamı düz örgü olarak örülecek. Düz ters düz ters olarak devam ediyorum. Yedi ilmeğim kalana kadar bu şekilde tekli lastik olarak gidiyorum. Düz, ters, düz, 2, 4, 6, 7, şöyle düz, ters ve düz. Düzle başlamış oldum, düzle bitirmiş oldum. 2, 4, 6, 7 ilmeğim var. Ters örüyorum, düz örüyorum, ters örüyorum, düz örüyorum. Düz örüp bir kenar ilmeğiyle de bitiriyorum. Şimdi birinci sıramızı bitirdik. Şimdi örgün arka tarafındayız. Pirinç örgü hep aynı şekilde örülüyor. Yani kenar ilmeğini örüyorum öncelikle. Şöyle çeviriyorum. Bakıyorum. Örgünün ön yüzünde düz olarak örmüşüm ya.
arkada da düz örgü olarak öreceğim. Ön yüzde yaptığım işlemin aynısını tersinde de yapıyorum. Şöyle çeviriyorum. Ön yüzde ters olarak örmüşüm ya, arkada da ters örgü olarak örüyorum. Yoksa tam tersini örersem ne olur? Tekli lastiğe dönüşür. Onu yapmıyorum. Tekrar gösteriyorum. Şöyle çeviriyorum. Bakın, ön yüzde düz örgü olarak örmüşüm. Arkasında da düz örgü olarak öreceğim. Ön yüzde ters örgü olarak örmüşüm. Arkasında da ters olarak öreceğim. Böylece bakın şöyle çapraz çapraz görünecek ilmeklerimiz. Tabii birkaç sıra sonra daha net çıkacaktır ortaya. Pirinç örgümüz ortaya çıkmış olacak. Tekrar ediyorum. Ön yüzde hangi ilmeği örmüşsek düz ya da ters, arkasında da aynısını tekrar ederek yapıyoruz. Yine çeviriyorum. Ön yüzde düz örgü olarak örmüşüm. Arkada da düz örgü olarak öreceğim. Kaç oldu? 2, 4, 6. Son bir tane kaldı. Ön yüzde ters örgü olarak örmüşsem arkada da ters örgü olarak öreceğim. Şimdi bu ilik düğme pat kısmımız bitti. Tekli pirincimizi kurduk. Ve ne yapıyordum? Yakada tekli lastiğimiz var. Düzle başlamışım. Bir ters, bir düz. Tekli lastiğime başladım. Bir ters, bir düz. Tekli lastiğimi bozmadan. Şimdi eğer burada kafanız karıştıysa küçücük bir parçada, 10-12 ilmeklik bir parçada tekli pirinç örgüyü iyice kendiniz pekiştirip yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonra bu tuluma başlayın isterseniz, ama hiç kafanızı karıştıracak bir durum yok. Dediğim gibi ön yüzde hangi ilmeği örmüşseniz örgünün arkasında birebir aynısını yapacaksınız. Şimdi tekli lastiğime devam ediyorum. Diğer tarafta da pirinç örgümü yapacağım. Bilerek burada videoyu kesmiyorum ki birlikte rahatlıkla iyice öğrenip pekiştirin. Cümleyi yine toparlayamadım. Bir yandan sayıyorum arkadaşlar. Bir ters, bir düz. Bildiğimiz tekli lastiği yapabilirsiniz. Tabii ki bu size kalmış. Bu tekli lastik pirinç değil. Komple haroşa da yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. İstediğiniz modeli koyabilirsiniz. Şöyle bir kontrol. 2, 4, 6, 8. Son ilmeğimi ördüm. Tekli lastiğimi bakın arkadaşlar. Bu şekilde kurdum ve yine pirinç örgüme geldim. 2, 4, 6, 7 ilmeğim pirinç örgü. Hemen şöyle çevirip bakıyorum. Son ilmeğim ters örgü. Ne yapıyorum? Onu da ters olarak örüyorum. Çeviriyorum. Düz olarak örmüşüm. Düz olarak örüyorum. Bir ters, bir düz olarak ilmeklerimi geldiği gibi örüp bitiriyorum. Ups. Biraz hızlı çektik. Şimdi örgüm de beyaz olduğu için aslında tam görünmüyor. Şöyle bir netleşmesini bir sağlayayım. Bakın, pıtırcıklarımız ortaya çıktı. Pirinç örgüme devam ediyorum. Kenar ilmeğini örüyorum. Şöyle bir bakıyorum. Düz örgüyle bitirmişim en son. Ne yapıyorum? Düz örgüyle devam ediyorum. Yanındaki ters zaten. Yanındaki düz. Yanındaki ters. Yanındaki düz. Yanındaki ters. Pirinç örgümün ikinci sırası da oluşmuş oldu. Ve yine lastik örgüme devam ediyorum. Bir düzle başladım. Bir ters. Bu şekilde arkadaşlar bir sıra daha gidelim. Yani lastik örgümüz şöyle terslerden saydığımızda 6. sıraya şu arkadan sayıyoruz ya, 1, 2, 3 oldu. Arkadan gideceğiz 4, önden gideceğiz 5 olacak. 6. sıraya başlarken de ilk iliğimizi açacağız. Şimdi hemen 2 sıra daha gidiyorum. Dediğim gibi şu anda 3.'yü gidiyoruz. Şu aradan saydığımızda şöyle yakından göstereyim. 1, 2, 3'ü gidiyoruz. Arkadan gidince 4 olacak. Önden yine gelince 5. sırayı oluşturacağız. 5. sırayı yapalım. 6'ya giderken ilk iliğimizi açacağız. Şimdi ön yüzden 5. sıraya gittim. Arka tarafta 6. sırayı dönerken ilk iliğimizi açacağız. İlik düğme aramız arkadaşlar 12 sıra ara ile olacak.
Her bir ilik düğme arasında 12 sıra olacak. Baştaki 2 tane ilmeğimi örüyorum. Yine pirinç örgümü bozmadan devam ediyorum. 2 tane ilmeğimi ördükten sonra 3. ve 4. ilmeğin ikisini birlikte ters örgü olarak kesiyorum. Sonra bir tane artış yapıyorum ve sıradaki ilmeklerimi bozmadan geldiği gibi örüyorum. Böylece ilk iliğimi açmış oldum ve sıramı tamamlıyorum. Bir sıra daha gideceğiz arkadaşlar. Ön yüzden ve arkadan. Daha sonra roba ayrımlarına başlayacağız. Tekrar ediyorum. Belki videoyu atlayarak izleyen arkadaşlarım vardır. Kol kısmında ve düğme pat kısmında pirinç örgü uygulayacağız. Geri kalan tulumumuzun tamamı ön yüzde düz, arka tarafta ters örgü olarak örülecek. Hemen hızlıca bu sırayı da tamamlayayım. Ön yüze geçeceğiz. Şimdi arka tarafı da ördüm. İlk iliğimizi açtık. Şurada göstereyim bakın arkadaşlar. İlk iliğimizi açtık. Pirinç örgümüz de tam anlamıyla ortaya çıktı. Şimdi bu sırayı da birlikte örelim. İlik düğme kısmını nasıl yapacağımızı göstereyim size. İlmeklerimi geldiği gibi burada örüyorum. Sıranın başına kadar pirinç örgümü ördüm. Daha sonra tekli lastiğime geçiyorum. Toplamda yaka için 8 sıra lastik örgü örmüş olduk. Artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış tamamen. Bu arada çok kötü bir yağmur geliyor arkadaşlar. O yüzden de ışık maalesef bayağı kötüleşti. Ama şöyle yakından çekmeye çalışacağım sizler için. İliğimizi açtık. Yine orada da hiç pirinç örgümüzü bozmadan örgümüze devam edeceğiz. Sıramın sonuna geldim. İliği nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum da o yüzden burayı birlikte örelim istedim. Şimdi tekli lastiğimi bitirdim. Bakın. Ve burada geldiği gibi devam ediyorum. Ters örüyorum. Düz örüyorum. Ters örüyorum. Şimdi burada bir artış yaptığımız ilmeğimiz var. Bunu da ters olarak öreceğiz ki iyice ilmeğimiz yerine otursun. Daha sonra sıradaki ilmeğim de ters denk geliyor. Sonra düz örüyorum ve bitiriyorum. Bu ilik düğmemiz oluşsun diye yaptığımız bir işlem. Yani 3 tane tersimiz yan yana gelmiş oldu. Şimdi düzelecek arkadaşlar. Örgümüzün arkasındayız. Kenar ilmeğimi ördüm. Pirincime devam ediyorum. Düz, ters. Düz, ters. Düz, ters olarak bakın yeniden düzelmiş olduğu şurası ilik düğme kısmımız. Şimdi bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar. İliğimizi de birlikte açtık. Ön yüze geçtiğimizde roba ayrımlarına başlayalım. Şimdi yaka kısmını tamamladık. Pirinç örgümüz, tekli lastiğimiz, şurada da ilk iliğimiz açılmış oldu. Yakamızı tamamladık. Şimdi roba ayrımına başlıyoruz. Önler 15. Kol 9, arka 25, birer ilmekte sağından solundan artış yapacağımız ayırım ilmeklerimiz var. Ön yüzde bir burgumuz var arkadaşlar. Burgumuz 8 ilmekten oluşacak ve burgumuzun sağından ve solundan örgümüz boyunca devam edecek ön yüzde birer tane sağda ve solda ters, arkada düz olarak örülecek böyle burgumuzun daha puf durmasını, daha üste durmasını sağlayacak ilmeklerimiz var. Şimdi pirinç örgüme devam edeceğim ve 15 ilmeği de üzerine sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. ilmekten hemen sonra dedim ya burgunun sağından ve solundan ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum ve burgumuz 8 ilmekten oluşacak. Şimdi 15 ilmeğimizin
8 tanesi düz, 7 tanesi de pat kısmına denk geliyor. Bir tanesini ters olarak ördük. 7 tane ilmeğim kaldı. Artış yaptıkça burgumuz ve yanındaki, bu tarafta ters yaptık ya, diğer taraftaki ters ilmeğimiz de ortaya çıkacak. Şimdi 2, 4, 6, 7 tanesini pirinç, hemen yanındakini ters olarak ördüm. 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi düz ördüm. 15 demiştim ön için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğimi ön için ayırmış oldum. Şimdi gizli artış yapacağız. Gizli artışı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben hemen şöyle bir tane artırıyorum. Bir tane düz öreceğiz. Çünkü sağından ve solundan sabit artış yapacağımız ilmeğim var dedim. Bir tane artış yapıyorum. Gizli artış yapıyorum. Kol için 9 ilmek öreceğim ve bu 9 ilmeği de dediğim gibi bu pat kısmında olduğu gibi tekli pirinç örgü olarak yapacağım. Ters örgüyle başlayacağım. Düzle de başlayabilirsiniz. Burada hiçbir hani zorunluluk yok. Nasıl başlıyorsam öyle devam edecek diye. Bunu ördükten sonra, gizli artışımdan sonra 9 sayacağım ve pirinç örgü olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6, 7, 8 ve 9. Tersle başladım. Tersle bitmiş oldu. 9 ilmeğimi ördüm. Bir tane gizli artış yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Arka için 25 ilmek öreceğim ve düz örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Daha sonra bir tane gizli artış yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Kol için yine 9 ilmeği pirinç örgü olarak öreceğim. Ve yine tersle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğimi ördükten sonra bir gizli artış yapıyorum. Bir düz, bir gizli artış yapıyorum. Ve burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. 8. ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Çünkü dediğim gibi burgunun sağından ve solundan örgüm boyunca sabit, ön yüzde ters, arkada düz olarak örülecek ilmeğim var. Pirinç örgüme geldim. Geldiği gibi pirinç örgümü örüyorum. Bu sırayı tamamlamış oldum. Robamı ayırdım. İlk artı sıramı tamamlamış oldum. Arka taraftayız. Yine pirinç örgümü geldiği gibi öreceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimi pirinç örgü olarak ördüm. Şu da iliğimiz bakın. Ön yüzde hemen pirinç örgümün yanında bir tane ters örmüştüm. Bu demiştim ya, burgunun sağından ve solundan ters örgü olarak örülecek. Arkada onu düz örgü olarak örüyorum. Ve kalan ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Artış yaptığım ilmek de dahil ters örgü olarak öreceğim. Bakın şu benim gizli artış yaptığım ilmeğim. Onu ters olarak örüyorum. Hemen yanında düz örgü var bakın. Şöyle ters olarak öreceğim. Yanındakini de ters ördüm. Kol kısmının olduğu yere geldim. Ters ördüm. Ters ördüm. Artış yaptığım ilmeği ters ördüm. Aradaki bir düzü ters ördüm ve ördüm ve koldaki artış yaptığım ilmeği de ters olarak öreceğim ki bir kendine gelsin ilmeğim. Sonra bir ön yüzdeki, bir sonraki sırada pirince çevireceğim. Şöyle çeviriyorum. Ne yapmışım? Pirinç örgüdeyim ya, koldaki pirinç örgüdeyim. Ters olarak örmüşüm. Onu da ters olarak örüyorum. Çeviriyorum. Düz olarak örmüşüm. Düz olarak örüyorum. Ters örmüşüm.
düz olarak. Bu şekilde pirinç örgümü, koldaki pirinç örgümü de koymuş oldum. Artış yapacağım yere kadar ilmeklerimi örüyorum. Ve artış yaptığım ilmeğime geldim. Onu da ters olarak örüyorum. Zaten arka kısmı da tamamen ters olarak öreceğiz. Artış yaptığım yere kadar devam ediyorum. Arkadaki o 25 ilmeğimi de ters örgü olarak örüyorum. Artış yaptığım yere kadar devam edeceğim. Zaten pirinç örgümüzü yaptıkça, modelimiz ortaya çıktıkça eliniz rahatlayacak. Artık karıştırmayacaksınız. Yeni başlayanlara söylüyorum. Artış yaptığım yerdeyim. Onu örüyorum. Ortadaki bir düzüm var. Onu örüyorum. Ve koldaki artış yerime geldim. Onu da ters olarak öreceğim. Sonra şöyle bir çeviriyorum. Ters olarak başlamışım. Ters olarak başlıyorum. Düz örmüşüm yanındakini. Düz olarak örüyorum. Koldaki ilmeklerimi pirinç örgü olarak örüyorum. Artış yaptığım yere kadar. Artış yaptığım ilmeği de ters ördüm. Ortadaki düzü ters ördüm. Ön yüzdeyim ya. Şimdi 7 ilmeği artış yaptığım ilmekle birlikte ters öreceğim. Sonda bir tane ilmeğim var. Şöyle bir bakıyorum. 2, 4, 6, 7. Şu hemen şurada bakın. Ters olarak örmüşüm pirinçten, hemen sonra onu düz olarak örüyorum. Çünkü burgumun yanında devam edecek. Ve ilmeklerimi pirinç örgü olarak örmeye devam ediyorum. İlk artış sıramı ve model kurulumu yaptım. Bakın kollardaki, şöyle beyaz parlıyor ama, kollardaki pirinç örgüm, arkadaki ve öndeki düz örgülerim. Yine devam ediyorum. Pirinç örgümü örüyorum önce. Kafam karıştı bir an. Pirinç örgümü ördüm. Şu kafam karıştı arkadaşlar. 2, 4, 6, 7. Gördüğünüz gibi benim de kafam karışabiliyor arada. Şimdi 7 tane ilmeği pirinç olarak ördüm. Bakın buradaki ters örgüm ortaya çıktı. Bir tane ters örüyorum ve ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Bir tane artış yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane artış yapıyorum. Ve hemen bakıyorum. Bir önceki sırada pirinç örgü olarak başlamıştık. Ve şurada bir artış ilmeğimiz var. Ne yapacağım? Ters düz. Bunu da ters olarak örüyorum. Ters olarak örmüştüm. Şimdi ne yapacağım? Artık pirinç örgümü bir düzene sokmam gerekiyor. Hemen bir kontrol edeyim. Düz öreceğim, ters öreceğim, düz öreceğim. Diyor ki bunu düz olarak öreceksin, yanındakini ters olarak öreceksin. Düz öreceksin, ters öreceksin. Artış yaptıktan sonra artık örgümü, pirinç örgümü bir sıraya koymam gerekiyordu. Baktım, kontrol ettim ve sıraya koydum. Düzle başladım, düzle bitirmiş oldum. 9'la başlamıştım. Sağında ve solunda artış yaptığım için bu tarafta artıştan sonra 11 tane pirinç örgümü yapmış oldum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. 25 ile başlamıştım arkayı. Sağından ve solundan birer tane artış yaptığım için 27 ilmek düz örgü olarak örüyorum. Pirinç örgüyü yerine oturttuktan sonra hiç korkunuz olmasın arkadaşlar. İlmekler kayabilir. Bakın az önce benim de kafam karıştı. Hiç problem değil. Hemen şöyle yavaş yavaş sökeceğiz. En başa geri döneceğiz. Sonra örgümüze devam edeceğiz.
7. ilmeğimi de ördüm. Bir tane gizli artış yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Ve yine koldaki pirinç örgüme geldim. Kontrol ediyorum. Düz öreceğim, ters öreceğim, düz öreceğim, ters öreceğim. Düz örüyorum, ters örüyorum. Düz örüyorum, ters örüyorum. Koldaki 11 ilmeğimi pirinç örgü yaparak devam ediyorum. Düzle başladım, düzle bitirdim. Bir tane gizli artış yaptım. Bir düz ördüm, bir gizli artış yaptım. Ön için 8 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Ve kalan son bir tane burgunun yanında bir tane tersim var. 2, 4, 6, 7. Karıştırıyorum bakın. Hala tersim var, onu ördüm. Ve sonra pirinç örgüme devam ediyorum. Defalarca pirinç örgü örmeme rağmen hala karıştırabiliyorum. Bir de örgüm de beyaz olduğu için biraz zorlanıyorum. Şimdi devam edelim. Arka taraftayım. Pirinç örgümü geldiği gibi örüyorum. Ve bakın burada ön yüzde ters, arkada düz olarak örülecek ilmeğime geldim. Düz örüyorum. Kalan ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Artış yaptığım yere kadar örüyorum. Artış yaptığım yere geldim. Onları da ters olarak örüyorum. Yanındaki düzü örüyorum. Sonra bu koldaki artış yaptığım ilmeği de ters olarak öreceğim. Bu ters olarak örmemin sebebi ilmeği bir sabitliyorum, bir tutuyorum ki hani daha düzgün bir örgüm ortaya çıksın diye. Ve sonra şöyle bir bakıyorum. Ne yapmışım? Düz örgüyle bitirmişim. Yani düzle başlıyorum. Ters, düz. Pirinç örgüme devam ediyorum. Hiç bozmadan artış yapacağım yere kadar koldaki pirinç örgümü örüyorum. Geldim artış yaptığım yere. Onu da ters olarak örüyorum. Ve kalan ilmeklerimi de arka kısma geldik çünkü sırt kısmına ters olarak öreceğim. Şimdi eliniz benden farklı olabilir. O yüzden ilmekleri söylüyorum. Düz örülecek, ters örülecek diye. Ona dikkat ederseniz zaten birebir aynı modeli ortaya çıkartacağız. Arkadaki ilmeklerimi örmüş oluyorum şu anda ters örgüyle. Artış yaptığım yere kadar devam edeceğim. Ters ilmeklerimi tamamladım. Bakın artış yaptığım ilmeğimdeyim. Onu örüyorum. Ortadaki sabit düzümü örüyorum. Kol için yaptığım artışı örüyorum. Hepsini ters olarak ördüm. Ve yine bakıyorum şöyle. Kol için düzle bitirmişim. Düzle başlıyorum. Tersle devam ediyorum. Koldaki pirinç örgümü de yapıyorum. Hiç bozmuyorum örgümü. Düzle bitirdim. Artış yaptığım ilmeği ters olarak örüyorum. Ve kalan ilmeklerimi de ön yüz için ters örgü olarak öreceğim. Bir tane düzüm var en sonda. Şurada bakın. Bir tane düz ilmeğim var. Arkada ters olarak ördüğüm. Onu örüyorum. Sonra pirinç örgüme devam ediyorum. Çeviriyorum. Bakın koldaki şu pirinçler ortaya çıktı bile. Artık kafamız karışmayacak. Arkadaki düzler. Şimdi burada dedim ya örgüye başlarken burgumuz 8 ilmekten oluşacak. Burada bir tersimiz var. 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim de burgu için var. Şimdi artık buradaki sondaki ilmeğimi bunun gibi ters örgü olarak devam ettireceğim. 7 ilmeğimi
Pirinç örgü olarak örüyorum. Ve hemen yanında ters örgü olarak ördüğüm ilmeğim var. Onu örüyorum. Burgu için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Yanında bir tane ilmeğimiz var. Onu da artık ters olarak öreceğiz. Ters, 8 düz, ters olarak burgumuz model boyunca devam edecek. Sonra bir tane artış yapıyorum. Bir düz örüyorum, bir tane artış yapıyorum. Kol için ilmeklerimin olduğu yere geldim. Yine kontrol ediyorum, artış yapmıştım. Şurada artış yaptım ve şimdi pirinç örgümü öreceğim. Düz, ters, düz, ters, ters olarak örüyorum. Düz olarak devam ediyorum. Ters olarak başladım pirinç örgüme. Öreceğimi önceden belirleyip sonra başlıyorum örgüme ki kafamda karışmıyor böylelikle. Siz de öyle yapabilirsiniz. Bakın tersle başladım. Tersle bitirmiş oldum. Yine bir tane gizli artış yapıyorum yanından. Bir düz örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Arka için ilmeklerimi düz örgü olarak öreceğim. 29 ilmeğimiz var şimdi. Sağından sondan çünkü artış yapmıştık. 29 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Şimdi ön yüze geçtiğimizde ilk burgumuzu vuracağız. Dokuzuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın zaten artış yaptığım yerler böyle çapraz çapraz kendini belli ediyor. Bir tane gizli artış yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Ve yine kontrol ediyorum. Ne öreceğime bakıyorum. Ters öreceğim, düz öreceğim, ters öreceğim, düz öreceğim, ters öreceğim. Hiç arkaya bakmadan artık elim alıştığı için direkt öreceğimi belirliyorum. Sonra örgüme devam ediyorum. Pirinç örgümü yapıyorum şu an. Pirinç örgümü tamamladım. Bir tane gizli artış yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Burada da diğer tarafta yaptığım gibi ters olarak öreceğim. 8 tane düzümü öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen yanında sabit ters ilmeğim var. Onu ördüm. Ve sonra pirinç örgümü tamamlıyorum. Koldaki pirinç örgüm tam anlamıyla ortaya çıktı. Burgumuzda başladık sağından ve solundan ters örgümüzle. Şimdi arka tarafı örüyorum geldiği gibi. İlmeklerimi geldiği gibi öreceğim arkadaşlar. Pirinç örgüm. Sonra hemen yanında bakın sabit düz ilmeğim var. Onu örüyorum. Burgum için 8 tane ilmeğim var. Onu örüyorum. Yanında bir tane terse başladık. Onu da düz olarak öreceğim artık. Tıpkı burada yaptığımız gibi. Sonra artış yaptığım ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Ve kol içinde geldim. Yeniden ters ilmeğimi ördükten hemen sonra. Ne yapacağım? Düz öreceğim, ters öreceğim, düz öreceğim, ters öreceğim. Ters, düz. Ters, düz olarak örgümü örüyorum. Artış yaptığım yere geldim. Onunla birlikte arka kısmın bütün ilmeklerini ters örgü olarak örüyorum. Arkadaki ilmeklerim. Şöyle de göstereyim.
Artış yaptığım yere kadar devam ediyorum ve geldim. Artış yaptığım ilmeği ördüm. Yanındaki ilmeği ördüm. Kol için artış yaptığım ilmeği ördüm. Ve yine kontrol ediyorum. Ters, düz, ters. Ters olarak başlıyorum. Düz olarak devam ediyorum. Artış yaptığım ilmeği örüyorum. Yanındaki düzü örüyorum. Artış yaptığım ilmeği örüyorum ve bu tarafta da arkada düz olarak öreceğim ters ilmeğim var. Burgunun ilmeklerini örüp ön yüze geçeceğim. İlk burgumuzu da yapacağız. Burgumuzu 6 ya da 8 sırada bir yapacağız. Ben bir boyutuna bir bakayım arkadaşlar. Bu ip ince olduğu için biraz iri iri olmasını istiyorum burguların. Zannediyorum 6 ya da 8 sıra yeterli olacaktır. Evet, bakın artış yaptığımız yerler, şurası pirinç örgümüz, arkadaki ilmeklerimiz, burgumuz da çıktı ortaya. Şimdi 7 ilmeğimi pirinç örgü olarak örüyorum. Yedi ilmeğimi ördükten sonra ters ilmeğim var şurada, onu örüyorum. Sonra burgumuza geçiyoruz. Şimdi saç örgüsünü daha önce sizlere anlatmıştım arkadaşlar. Birkaç tane farklı yelekte, hırkada, tulumda anlatmıştım. Yine aynı şekilde yapacağız. Hep aynı şekilde vuracağız. Her zaman söylediğim gibi. Lütfen burgulara çok dikkat edin. Birisi sağa bakarken birisi sola bakmasın. Düzgün burgular kuralım birlikte. Ben şöyle yapıyorum. Şöyle şişimi arkaya alıyorum. 4 4 ayıracağız. 2'ye ayıracağız. 2 4 tane ilmeğim şöyle dışarıda. İçerideki 4 tane ilmeğimi örgümün arkasından şöyle şişime takıyorum. Normalde çıkarıyorum. Hatta çıkaralım 4 tane ilmeği. Kaçacak diye korkmayın, kaçmayacaklar. Şişime taktım. Bu en dışarıdaki ilmeklerim üstte kaldı. Onları da sol şişime bu şekilde aldım. Yerlerini de değiştiriyorum tamamen. Şöyle yerlerini değiştirdim. Aa, konuşamadım. Yerlerini değiştirdim. Ve şişime geri takıyorum. En dışarıdaki ilmeklerim üste, en içerideki ilmeklerim alta geldi. Ve yine bildiğimiz gibi 8 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Yanındaki ters ilmeğim sabit devam edecek zaten. Daha sonra geri kalan, bundan sonraki şu ters ilmekten sonraki artış yaptığımız bütün ilmekleri ön yüzde düz, arkada ters örgü olarak öreceğiz. Bir tane düz ilmeğim var burada, onu örüyorum. Tersten hemen sonra ve yine artış yapıyorum. Artış yaptım, yere geldim. Çünkü burada sabit bir tane düzüm var. Düz ilmeğimi örüyorum. Bir tane artış yapıyorum. Kol için pirinç olarak öreceğim yere geldim. Hemen şöyle kontrol ediyorum. Ters, düz, ters, düz olarak öreceğim. Düzle başlıyorum. Tersle devam ediyorum. İlk burgumuzu yapmış olduk. Bakın şöyle. Son ilmeğim de düzle bitti. Artışımı yaptım. Bir düz ve artışımı yaptım. Sırt için ilmeklerimi düz ilmek olarak örüyorum. Ördüm, artışımı yaptım. Çünkü artış yerlerim artık belli olduğu için arkadaşlar sayı sayı söylemiyorum artık. Bir düz örüyorum ve bir gizli artışımı yapıyorum. Ne yapıyorum? Hemen kontrol edeceğim. Düz, ters, düz, ters, düz örgü olarak örecekmişim. Düz örüyorum, ters örüyorum. Koldaki pirinç örgülerimi tamamlıyorum şu anda.
Tamamladıktan sonra yine artış yapacağım yere geldim. Bir gizli artış yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bir gizli artış yapıyorum. Ve burada bakın bir tane ters ilmeğim var. Yanında bir düz var. Önce düzümü örüyorum. Sonra burgunun yanında devam edecek tersimi örüyorum. Ve yine burguyu burada yaptığımızın aynısını yapıyorum. İçeriden şöyle şişimi arkaya aldım. İçerideki 4 tane ilmeğimin içine şöyle şişimi takıyorum. Daha sonra en dışarıdaki ilmeklerimi çıkartıyorum. Bunu aparatla da yapabilirsiniz ama bakın kaçmıyor. Sıkıntı yok yani. Sol şişimi üstten en dışarıdaki ilmeklerimi taktım. Sonra alttaki ilmeklerimi geri takıyorum. İlmeklerimi geldiği gibi öreceğim. Burgumuzu burduk arkadaşlar. Zaten pirinçleri nasıl yapacağımı da gösterdim. Burguları arkada yine ters örgü olarak örmeye devam edeceğiz. Yanlardaki sabit, önde, ters, arkada düz örgülerimizi unutmayalım. Burgumuzu bir 8 sıra arkada 8 tane ters üst üste olana kadar bir örelim. Eğer boyu yeterli gelirse yine burgumuzu buralım. Yeterli gelmezse ona tamamlarız. Şimdi burgumuzu tamamladık. Artışlarımıza yine bu şekilde devam edeceğiz. Bakın pirinç örgümüzü hiç bozmuyoruz. Bu şekilde devam edelim. Şu arka tarafta burgularımız arka tarafta üst üste 8 ters olana kadar örelim. Daha sonra yeterli gelirse tekrar burgumuzu yapalım. Burgumu 8'e tamamladım arkadaşlar. Şöyle arkadan göstereyim. Bakın şurası bizim burgumuzun az önce, bir önceki burgumuzun olduğu yer. Üstüne 2, 4, 6, 8 tane gittim. Tersleri saydığımızda 2, 4, 6, 8 sıra yapmış olduk. 8 sırada bir burgumuzu yapacağız. Yeniden pirinçlerimi örüyorum. Ve burgumuzu hep aynı şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Pirincimi ördüm, bir tersimi ördüm. Bakın artık sağında ve solunda terslerimiz oluşmuş oldu. Bir önceki sırada yaptığım gibi şişimi arkaya aldım. İçerideki 4 taneyi şişime taktım. Hatta şöyle çıkartayım en dıştaki 4 taneyi. En dıştaki 4 taneyi çıkartıyorum. İçerideki 4 taneyi şişime taktım. Yerlerini değiştirip ve bu şekilde buruyorum. Hep aynı şekilde yapacağız. Hiç değiştirmiyoruz. Bir sağa bir sola bakmasınlar diye. İki tarafı da aynı şekilde buracağız. Bu şekilde artmalarımı devam edeceğim. Bir tersim var burgumun hemen yanında, onu örüyorum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir tane artış yapıyorum. Düzümü örüyorum. Bir tane artış yapacağım. Bir artış yaptım ve koldaki pirinç örgülerimi örüyorum arkadaşlar. Şimdi diğer tarafta da aynı şekilde burgumuzu yapacağız. 8 sırada bir burgumuzun arka tarafı 8 olduktan sonra böyle bu şekilde vuracağız. Tabii ki birkaç sıra sonra daha da net ortaya çıkacak. Bakın burgumuzu tamamladık. 18 defa artış yapacağız arkadaşlar. İlik düğümü açmayı unutmayalım. 18 defa artış yaptıktan sonra, şimdi beyaz olduğu için de biraz da parlayı şöyle göstereyim. 18 defa artış yaptıktan sonra kollarımızı ayırmaya başlayacağız. Burgularımızı yine aynı şekilde yapmayı unutmayalım. İlik düğmeyi açmayı unutmayalım. 18'e tamamlayacağım artışımı. Daha sonra kol için devam edelim. Ön kısımdan 18. artırmamı yaptım. Örgünün tersinde hem 18. artırmayı tamamlarken hem de kollarımızı bedenden ayırıyoruz. Ön için ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34. 34 ilmeğimi ön için ördüm. Kol için ilmeklerimi pirinç örgü olarak devam ediyorum. 34 ilmeğin üstüne saymayı yapacağım. Baştan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45. Koldaki 45 ilmeğimi ördüm ve geri dönüyorum. Sonuna kadar gitmeyeceğim. Şimdi artık sadece koldaki ilmeklerimle devam edeceğim ve pirinç örgü olarak öreceğim arkadaşlar. Koldaki 45, ben şimdi küçük şişime geçtim ayırmak için. Kenar ilmeğini öreceğim. Kenar ilmeğini örerek alıyorum ki dikişte bana yardımcı olacak. Sadece bu koldaki ilmeklerimle örgüme devam ediyorum. Pirinç örgüyle devam edeceğiz. Kol ucumuzda lastik örgümüz olacak ve sonra kolumuzu bitireceğiz. Peki ne kadar öreceğiz arkadaşlar? Sadece koldaki ilmeklerle şu kol altındaki başlangıç kısmından kol ucuna kadar 12 santim olana kadar pirinç örgüyle devam ediyoruz. Daha sonra kol ucuna lastik öreceğiz. Eğer genişliği çoksa belki lastikle bir kesme yapabiliriz, bir toplama yapabiliriz. Göz kararı bir bakacağım. Şimdi ben de bu sadece koldaki pirinç örgüyle şu başa kadar bir gideyim, size de tam göstereyim. Bakın geri döndüm. Başa kadar gidiyorum. Küçük şişimle devam edeceğim. Yoksa aynı şişinize devam edebilirsiniz. Bu tamamen benim tercihim. Boynumdan ördüğüm için bana şimdi daha kolay gelecek bu. Öteki türlü bayağı ağırlaştırıyor. Koldaki son, şöyle bakayım. Evet, son pirinç örgümü de ördüm ve geri dönüyorum. Bu şekilde 12 santim olana kadar, artık bakın ayırdığım iki şişimi çıkarttım şöyle. Kenar ilmeklerini örerek gideceğim. Dikişte çok yardımcı oluyor çünkü. 12 santim olana kadar pirinç örgümüze devam edelim arkadaşlar. Sonra birlikte kol ucumuzu yapıp bitirelim. Kolumuzu 12 santim olacak şekilde pirinç örgüyle tamamladık. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kol altından kol ucuna kadar 12 santim arkadaşlar. Örgümün ön yüzünde tekli lastik örgüme geçeceğim. Kenar ilmeğini örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde tekli lastik örgüyle devam ediyorum. Pirinç örgümü artık bitirdim. Ve tekli lastik örgüme geçiyorum. Tıpkı yakada yaptığımız gibi tekli lastik örgümüzü yapacağız. Ne kadar öreceğiz? Tekli lastik örgümüzdeki ters örgülerimiz üst üste 30 sıra olana kadar tekli lastiğimizi öreceğiz. Daha sonra tek seferde kesip kapatacağız. İkiye katlanabilir bir lastik örgü olacak kol ucunda. O yüzden 30 santim, 30 sıra örüyoruz. Şimdi tekli lastik örgümüzü bir ters bir düz şeklinde ön yüzümüze başladık. Arka tarafta da nasıl öreceğimizi göstereyim. Daha sonra diğer kolumuza geçelim. Bir düzle bitirdim. Bir de kenar ilmeğim var. Örgümün arkasındayım. Tekli lastik örgüde ön yüzde ne yapıyorsak arkada tam tersini yapıyoruz. Kenar ilmeğini örüyorum.
Düzle bitirdim. Tersle başlıyorum. Düz. Yani ön yüzde düz örgüyü, arkada ters. Ön yüzde ters örgüyü, arkada düz örgü örerek yaptığımız işlemin tam tersini yaparak tekli lastik örgümüzü yapmış oluyoruz. Şimdi 30 sıra şu aradaki bir düz, bir ters, bir düz, bir ters gittiğimiz sıradaki şu ters ilmeklerimiz üst üste, bakın 2'ye gidiyorum şu an, şu pirinç örgüme ait şu 2. 30 tane olana kadar örelim. Daha sonra tek sefer ilmekleri kesip kapatacağız. Kolumuzu tamamladık arkadaşlar. Bu arada bu kesme işlemi, şimdi bu 2'ye katlanabilir bir kol. Kesme işlemi şu düz görüntü, burası örgümüzün ön yüzü. Ön yüze katladığımızda ön yüze gelecek şekilde yapacağız. Şöyle düzgün bir görüntü olacak. Bu yüzden kesmeyi örgünün tersine değil, düzünde keseceğiz. Tek seferde bütün ilmekleri kestim ve kapattım. Şimdi yine örgünün tersinde ip bağlayacağım ve diğer kola doğru gidiyorum. Şu kolun son ilmeğinin olduğu yere bu şekilde ipimi bağlayacağım ve örgünün tersinden. Birazcık da uzun bırakacağım ipimi, saklaması kolay olsun. Sıkıca bir düğüm atıyorum. Diğer kola doğru gidiyorum. İlk kolumuzu bitirdik. Şimdi arka beden için ilmeklerimi öreceğim. İlmeklerimi örmeye başlıyorum arka sırt kısmı için. Kol kısmındaki ilmeklerime kadar örüyorum. Arka kısmın tamamını örelim kola kadar. Kolun olduğu yere kadar, pirinç örgümün başladığı yere kadar arkadaki bütün ilmekleri ördüm ve şimdi koldaki pirinç örgüme başlıyorum. Ve yine sadece pirinç örgülerle diğer tarafta yaptığımız gibi kol kısmına devam edeceğiz. 12 santim olana kadar öreceğiz. Koldaki lastik kısmını tamamlayacağız ve bitireceğiz. Şu başa kadar gidelim. En sona kadar gitmiyorum. Sadece kolun olduğu pirinçli kısmı öreceğiz. Yine bu tarafta da kolu dönerek kendi etrafında öreceğiz. Kolumu tamamladım ve geri dönüyorum. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Diğer kolda yaptığım gibi sadece pirinçli kısmı öreceğim ve kol ucuna kadar devam edeceğiz. Sonra lastik örgümüzü kuracağız ve kolumuzu tamamlayacağız. Sonra yine buraya da bir ip bağlayıp önü örüp döneceğiz. Hemen bu kolda tamamlayıp dönüyorum. İki kolu da bitirdim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Ve son ön parçama ipimi bağlıyorum. Yine kolun tam bittiği kısma bağlayacağım. Şuraya, tam şu kısma bağlayacağım. Kol altına birleştirme yapacağız. Burgularımıza ve pat kısmındaki pirinç örgümüze devam edeceğiz. Kol altında artış, eksiltme hiçbir şey yok. Direkt kolu birleştireceğiz. Burgularımı yine 8 sırada bir burmaya devam edeceğim. Artık artış da olmadığı için devam ediyorum bu şekilde. Şimdi ön yüze geçeceğim arkadaşlar. Gövde ve A kısmına doğru örgümüze devam edeceğiz.
Burgumun düzünü örüyorum. Burgumdaki 8 tane tersimi örüyorum. Bir tane düzümde bu taraf var. Onu örüyorum. Sonra pirinç örgümü hiç bozmadan devam ediyorum. İlik düğmelerimi de açmayı unutmuyorum. Şimdi ön yüze geçtim. Ön yüzdeyim. Örgüme yine aynı şekilde pirinç örgümünü başlıyorum. Bu şekilde. Pirinç örgüm bitirdikten sonra bir tersim var. Onu örüyorum. Burgularımı örüyorum. Burgumun yanındaki bir tersim var. Onu örüyorum. Ve yanındaki düz ilmeklerimi örüp kol altıma doğru ilerliyorum. Son ilmeğin olduğu yere kadar ördüm. Son ilmeğimi de örüyorum. Ve diğer kolu getiriyorum şöyle. Hiç arttırma, eksiltme, hiçbir işlem yok. Bu şekilde getirdim karşılıklı. Ve düz örgümle devam ediyorum. Birazcık şöyle sıkı öreyim. Dikişte de bana kolaylık olsun. Kolumuzu birleştirdik arkadaşlar. Örgümüze bu şekilde devam edeceğiz. Bir toplamda 4 tane ilik açalım. 4 tane ilikten sonra eğer boyu yeterliyse A kısmı için birkaç sıra daha öreceğiz. Sonra bacaklarımızı ayıracağız. Bacak kısımlarının yerini belirlemiş olacağız birlikte. Şimdi şöyle bir biraz daha ilerleyeyim. Kol altını göstereyim. Bakın kol altını birleştirdim görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde yan yana geldiğinde diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız. Direkt birleştireceğiz. Örgümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Bir 4 tane ilik düğme açalım. Daha 2'yi açtık. 4 tane açalım. 4 tane eğer yeterli gelirse birkaç sıra daha ördükten hemen sonra A kısmını öreceğiz. Burgularımızı yapmayı unutmayalım. 4 tane iliğe bir tamamlayayım. Döneyim. 0-6 aylık ölçüsünde yapıyoruz arkadaşlar. Videonun başında da söylemiştim. Şimdi bu 0-6 aylık ölçüsü için şu anda yeterli. 1, 2, 3, 4 ve şurada 5. iliğimi açtım. 5. iliğimi açtıktan sonra önden gittim, arkadan da gittim. Şimdi yeniden ön yüze dönüyorum. Ve burada şu anda şişimde toplamda 131 ilmeğim var. Burada bir ayırım yapacağız. Yani bacakları ayırmaya başlayacağımız için ben dikişte düz ilmeklerimiz beze de geleceğini düşünürsek bir gerilme, bir açma olmasın diye şu A kısmının arka tarafı hani düz ya, buraya da pirinç ya da haroşa koymak istiyorum ki dikişte şöyle şurayla birlikte tam düzgün bir dikiş oluşsun. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Öncelikle 7 ilmeğimi örüyorum. Şimdi 131 ilmeğin 7'şer tane önlerde pat kısmımız var. 7 ilmek de arkada yapacağız. Yani 21 ilmeğimizi çıkarmış olacağız. Geriye kalacak 110 ilmek. 110 ilmeği de 2'ye böleceğiz. 55 bir tarafta, 55 bir tarafta olacak. Şimdi 7 ilmeğimi 2, 4, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Bunun geri kalan ilmeklerini saymaya başlayacağım ama burgumu 2 sıra kadar daha gidiyorum. Şimdi 7 ilmeğimi saymadan devam edeceğim. Örgüme devam ediyorum. 1, birinci ilmeğim ters ilmeğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devam ediyorum. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ve 55. 55 ilmeğimi ördüm. Şimdi A kısmında 7 ilmeğimi pirinç örgü olarak öreyim. Yani şöyle dikişte birleştiği zaman düzgün bir görüntü olsun. Tersle başlayacağım. 7 ilmeğimi pirinç öreceğim. 55. ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi pirinç örgü olarak ördüm. Ve kalan 55 ilmeğimi de örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, biraz hava sıcak arkadaşlar, ipim gitmiyor. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ve 55. Bakın 55. ilmeğimde ters örgüm oldu. Ve kalan 7 ilmeğimi yine pirinç örgü olarak örüyorum. Şimdi iki sıra daha gideceğiz. Yani şöyle arkadaşlar, bakın son burgumu yaptım. Arkadan şuradaki 7 tane pirincimi unutmadan arkadan öreceğim. Önden bir daha öreceğim. Arkadan öreceğim. Daha sonra bacaklarımızı ayırmaya başlayacağız. Yani şu burgu arkada 4 sıra olacak. Şu anda daha birinci oldu. 4 sıra olsun. Ondan sonra bacaklarımızı ayıracağız. Şu burgumuzu artık tamamladık arkadaşlar. Burada bitiriyoruz. Devam etmeyecek. Bakın arka tarafta 2, 4. 4 sıra olacak şekilde tamamladım. Şimdi ön yüze geçiyorum. Son sıramı gidiyorum. Arkaya geçtiğimde sadece tek tarafı örerek örgüme devam edeceğim. Şimdi burayı tamamlıyorum. Arkadaşlar 2, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi örüyorum. Kalan ilmeklerimi bakın örüyorum bu şekilde. Son kez burgumu da tamamlamış oluyorum. Hatta şöyle yapacağım. Pardon, şurayı unuttum arkadaşlar. Şuradaki tersi de artık düz örgü olarak öreceğim. Şu 7 ilmeğimden sonra şurayı da artık tamamını düz olarak örüyorum. Burgularımı bitirdim. Burgumun sağından solunda devam eden şu terslerimi de düz örgü olarak örüyorum bu şekilde. Yani burgumu kapatmış oldum. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyorum. Şu ortadaki pirinci de göstereyim. Bakın tam A arasında bu şekilde pirinç örgü ördüm. Şu başa kadar gidelim. Diğer başa kadar geldim. Son 7 ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Daha sonra arka tarafa geçtiğimizde şu baştaki 7 ilmeğimizi keseceğiz. Örgümün tersine dönüyorum. 7 ilmeğimi keseceğim. Kenar ilmeğini ördüm. Ördüm ilmeğimi tekrar şişime geri taktım. 1. Şöyle 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ve 7. 7 ilmeğimi kestim. İlik pat düğme kısmını örgümden ayırmış oldum. Sadece 55 ilmekle örgüme devam edeceğim. Şu bir. Hepsini ters örgü olarak öreceğim artık. Bu sıradan sonra bütün bacak komple düz örgüyle devam edecek. 3, 4, 5, 6 saymama gerek yok. Şuradaki şu pirinç örgümün olduğu yere kadar zaten 55 ilmekti saymıştık. O pirinç örgümün yani A kısmımın olduğu yere kadar ilmeklerimi ters örgü olarak öreceğim. Artık ön yüzde düz, arkada ters örgü olarak devam edeceğiz. Çünkü bacak kısmını yapıyoruz. Tek bacağı öreceğiz. Sonra şuraya ipimizi bağlayacağız. A kısmını kesip diğer bacağı örmeye devam edeceğiz.
Şimdi sadece 55 ilmeğimi örüyorum. Bunu yuvarlak bir şekilde de yapabilirdik. Yuvarlak şiş, yani dikişsiz yapabilirdik ama gerçekten çok zor. Hele bir de hava çok sıcak arkadaşlar. Bir de şiş çevirmeyle uğraşmak istemedim. O yüzden dikişli yapacağım. Ama dikişsiz tercih ederseniz de yapabilirsiniz. Yuvarlak. Bacak kısmını yuvarlak örebilirsiniz tabii ki. Şimdi son ilmeğe kadar şöyle bir kontrol ediyorum. Bakın, burası benim A kısmım. Burası da 55. ilmeğim ve geri dönüyorum. Sonuna kadar gitmedim. Sadece 55 ilmekle örgüme devam edeceğim. Kenar ilmeklerini örerek yapacağım ben. Çünkü dikişte bana çok yardımcı oluyor bu örerek aldığım ilmeklerim. Sağı ve solu örerek devam edeceğim arkadaşlar. Sadece 55 ilmekle bakın ön yüzde düz, arkada ters örgü olarak devam ediyorum. Yani aslında bacaktan başladığımızda ne yapıyorduk? İki bacağı ayrı ayrı örüyorduk. Sonra üç taraftan ortada, sağda ve solda artışlar yaparak bacağı birleştiriyorduk. Sonra gövdeyi örüp kolları örüp öyle bitiriyorduk. Ama şimdi yakadan tam tersini yaptık. Şimdi de o artış yaptığımız yerler yerine kesme işlemi yapmış oluyoruz. Bütün ilmeklerimi bakın bu şekilde düz örgü olarak ördüm. Kenar ilmeğimi, son kalan ilmeğimi öreceğim ki bana yardımcı oluyor. Şimdi bacağımızı ayırdık. Sadece 55 ilmeğimle örgüme bakın devam edeceğim. Burayı bitirdikten sonra şurayı ipimi bağlayıp burayı kesip diğer bacağı öreceğiz. Ne kadar öreceğiz? 16 santim olacak şekilde şuradan başlıyoruz ölçmeye. Şu kestiğimiz yerden itibaren bacak boyumuz 19 santim olacak toplamda. 16 santim düz örgü olarak öreceğiz. Daha sonra 55 ilmek bizim için bacak için iyi ama bilek için oldukça geniş bir ilmek sayısı. Bakın şöyle de ayırmış olduk. Şöyle de üst üste getireyim bir. Bu şekilde şu anda tek bacağı örüyoruz. 16 santim olacak şekilde şuradan ölçeceğiz. 16 santim ördükten sonra bacakta bir kesme, bir büzüştürme yapacağız ki bir toparlayalım. Çünkü çok geniş olur bilek için 55 ilmek. 16 santime tamamlayalım. Ondan sonra birlikte kesmelerimizi ve kol ucunda yaptığımız lastik işlemini de uç kısma yapacağız. Hemen ön yüzden düz, arkada ters olarak 16 santim olarak örüp dönüyorum. Bacağımızı tamamladık arkadaşlar. 46 sıra olacak şekilde önden düz, arkadan ters olarak ördüm. Şimdi bacak kısmından sonra şöyle bir ördüm toparlayayım. Tıpkı kolda yaptığımız gibi bilek kısmında da lastik olacak. Ama burada bu 55 ilmek bizim için şu anda fazla. O yüzden bu ilmeklerimizi eksilteceğiz. Örgümün ön yüzündeyim. Bir ters, bir düz tekli lastik yapacağım. Yalnız tersleri örerken kesme işlemi yapacağım. Sadece ters ilmeklerimi öreceğim. Örerken kesme işlemi yapacağım. Şimdi kenar ilmeğimi ördüm. Bir düze başlıyorum. Sıradaki ters ilmeğimi ikisini birlikte alarak ters olarak kestim. Yine bir düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Bir tane atlatıp kesme yapacağız. Bir ters ördüm. Bir düz ördüm. Bakın şimdi tekrar şöyle göstereyim. Bir düz ördüm. Bir kesme yaptım. Sıradaki ters ilmeğimde. Bir düz ördüm. Bir ters ördüm. Bir düz ördüm. Sıradaki ters ilmeğimde kesme yapıyorum. Yani bir tane atlatarak kesme işlemi yapacağım ters ilmeklerimde. Şimdi kesme işlemi yaptım. Bir düz ördüm, bir ters ördüm, bir düz ördüm. Sıradaki ters ilmeğimi bir tane atlattığım için kesiyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, sıradakini kesiyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, sıradaki tersimi kesiyorum. Kaç tane terste kestik? 1, 2, 3, 4, 5. Devam ediyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Sıradaki tersimde kesme işlemi yapıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Sıradaki ilmeğimi
kesiyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Sıradaki ilmeğimi kesiyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Kestim. Bir düz, bir ters, bir düz. Sıradakini kestim. Hemen bir kontrol edeyim. Düz, ters, düz, ters, düz. Şimdi daha kesme yapmıyorum. Son kesmemi yaptım. Düz, ters, düz, ters, düz. Kaç tane ilmeğimiz oldu? 55 ilmeğimiz vardı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45 ilmeğimiz oldu. Yani 10 tane ilmeğimizi eksiltmiş olduk. Şimdi örgüme olduğu gibi devam ediyorum. Tekli lastik uygulamamı paça kısmında da yapacağım. Tıpkı kolda yaptığımız gibi 30 sıra olana kadar tekli lastiğimizi yapacağız. Kesme işlemini örgümüzün düz yönünde yapacağız arkadaşlar. Çünkü ikiye katladığımızda o düzgün kesme işlemi ön yüze düşsün. Şimdi 30 sıraya tamamlıyorum. Kesme işlemini örgümün düz yönünde yapacağım. Son olarak da dikiş için tekrar görüşeceğiz. Hemen hızlıca bu lastiğimi tamamlayıp dönüyorum. Arkadaşlar tek bacağı tamamladık. Lastiğimizi de ördük. Toplamda şöyle ikiye katladığımızda bakın A kısmından bacak ucuna kadar olan bacak boyumuz 19 santim. Şimdi bunu tamamladık. İlmekleri de tek seferde kestim, kapattım. Şu A kısmından devam edeceğiz. Şu son kısma bakın şuraya ipimi tersten bağlayacağım. Şöyle göstereyim. Çok az da uzun bırakacağım. Bir de şurada bir boşluk var. Oradan bakalım bir ilmek almaya çalışacağım. Alabilecek miyim? Yoksa direkt o şekilde. Hani şurada bir ayrımlık var ya. Onu kapatmak için şuradan bir ilmek alsam şöyle. Oluyor mu acaba? Evet bakın. Şimdi şurada bir, şurada benim ipim bağladığım yer, şurada bir ayrımlık var. O da şöyle kendi etrafına dönmeye başladığımız için. Bakın şöyle yapacağım. Şu ilmeği, şu var ya, şunu şuranın altından alacağım. Şöyle. Kameraya bakmadan yapayım. Şöyle altından alacağım ki tamamen hani oradaki o boşluk kapansın. Yani burada 8 ilmeğimiz olmuş olacak. Şimdi bu 8 ilmeği keseceğiz. Sizde böyle bir görüntü yoksa yapmayabilirsiniz. Bu tamamen benim şu an görüntüden kaynaklı bir şey. Dikişte de düzgün dursun diye. Şimdi 8 tane ilmeğimi keseceğim. 2 ilmeğim birlikte alıyorum. Belki biraz beni zorlayabilir aldığım şey. Şöyle ikisini birden aldım. Kesme işlemi yapacağız. Bildiğiniz kesme işlemini uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Kestim. Tekrar şişime geri taktım. İkisini birlikte ördüm. Kestim. Bu A kısmındaki pirinçli olan kısmı kesiyoruz. 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın şu A kısmını, bu arada niye karanlıkta kaldım? Şöyle gelsen biraz. Oldu. Bir saniye. Şöyle. Tamam. Şimdi bu A kısmını bakın bu şekilde kestim arkadaşlar. Ve artık bacaktaki bu 55 ilmekle devam ediyorum örgümü. Yine aynı şekilde diğer bacakta yapmış olduğumuz gibi aynı ölçüde bu bacağı da öreceğiz, bitireceğiz ve daha sonra bacakları dikimini yapacağız. Sonra tulumumuzu bitiriyoruz. Hemen bu bacağı da diğer tarafta olduğu gibi tamamlayayım. Bakın A'da kestik. Kapattık ve tamamladık. Bu bacağı da A kısmını kestik. Şimdi burada bu pat kısmında da kesme yapacağız arkadaşlar. Diğer tarafta yaptığımız gibi. Sadece 55 ilmeğimizle örgümüze devam edeceğiz. Şimdi gidiyorum.
Kesmemi yaptım. A kısmındaki kesmemi tamamladım. Başa doğru gidiyorum. Bir de bu tarafta bir kesmemiz olacak. Burada örgümün başına kadar geliyorum arkadaşlar. Ve şimdi ön yüze geçeceğim. Bu şekilde. Burada tıpkı şu baş kısımda yaptığımız gibi 7 tane ilmeğimi kesiyorum. Baştaki ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi birlikte aldım. Kesiyorum. Tekrar kesiyorum. Bu 7 ilmekten artık kurtuluyoruz. Sadece bacaktaki ilmeklerimizle 55 ilmekle örgümüze devam edeceğiz. Şimdi bak, burayı da kestim ve bütün ilmeklerimi düz olarak devam ediyorum. Burgumuz da bitti çünkü. Sadece 55 ilmek kaldı örgümde. Bu 55 ilmekle örgümü tamamlayacağım. Şimdi arkadaşlar, ön yüzde düz, arka tarafta ters olarak zaten burgumuz da bitti artık. Burgumuz da yapmıyoruz. 55 ilmekle diğer bacakta yaptığımız gibi aynı şekilde önden düz, arkadan ters öreceğiz. Sonra kesmelerimizi yapacağız. Sonra lastik örgümüzü yapacağız ve bitireceğiz. Hemen hızlıca bu bacağı da tamamlıyorum. Daha sonra dikişimizi birlikte yapacağız. Arkadaşlar, her iki bacağı da tamamladım. Tulumumuzu bitirdik. Şimdi dikişe geldik. Ben düğmelerimi de diktim. Şöyle tersinden tutuyorum. Düğmemiz üstte. Bakın, ilik kısmı şöyle alta. Düğmemiz üstte gelecek. Çünkü böyle çevirdiğimiz zaman bu ilik düğme böyle üst üste gelmiş olacak. Yeniden gösteriyorum. Örgünün tersinde ilik kısmı şöyle ortaya, düğmesi üste gelecek. Şimdi bacaklarımızı A kısmına kadar dikeceğiz. Şu ipim birazcık uzun kalmıştı, onu kestim. İğnemi taktım. Uçtan başlayarak şöyle dikişime başlıyorum. Kenardaki ilmeklerimi örerek aldım. Bana dikişte yardımcı olacak. Güzel bir, düzgün bir dikiş olmasını sağlayacak. Kol altlarında zaten normal dikişimizi yapıyoruz. Ben kol altlarında diktim. Uzun uzun anlatarak sizleri sıkmak istemiyorum. Bakın bu şekilde. A kısmına kadar her iki bacağımızda dikelim. Yalnız bir tanesini kapatacağız. Bir tanesinin ipini düğümlemeyelim ki A kısmında dikelim. Yani bir tanesini şurada bitirelim. İpimizi keselim. Bir tanesini kesmeyelim. Çünkü A kısmında ipimiz yok. O yüzden şimdi iki bacağı birden bu şekilde dikelim. Her iki bacağı da bakın bu şekilde diktim. Şöyle göstereyim. Bu taraftaki bacağı ipini kopardım, sabitledim. Şu bağladığımız ipti. Şimdi bu taraftakinde ipini koparmadım. Çünkü A dikişime devam edeceğim. Şöyle dediğim gibi bu ilik ortada, düğme üstte olacak şekilde böyle üst üste getirdim. Kendime doğru çeviriyorum. Öncelikle şu aradakini bir şuraya tutturmam lazım. Ne yapıyorum? Şuraya iğnemi batıyorum. Sonra bunun ucunu alıyorum. Sonra diğer yerinden şöyle batıyorum. Öncelikle o 3 tanesini birbirine iyice bir sabitleyeceğim. Sonra şu ikisini getirdim üst üste. Ne olmuş oldu? 3 tanesi üst üste oldu. Şu kalan ipiniz uzunsa onunla da devam edebilirsiniz. Hatta şunu şöyle şuraya sabitlerseniz daha rahat dikiş yapabileceksinizdir. Şimdi bunu buraya bir sabitledim öncelikle. Sonra düzgün bir dikiş olsun diye uğraşıyorum. Çünkü burası beze gelecek.
Şöyle üçünü birlikte karşılıklı olacak şekilde dikiş yapıyorum. Bakın. Beyaz olduğu için maalesef gözlerimde biraz sıkıntı var. Şöyle dikişini yapacağım. Kötü bir dikiş olursa geri sökün, tekrar düzgün dikmeye çalışın. Burası çok önemli çünkü arkadaşlar. A kısmı olduğu için. Ben de bir bakacağım. Eğer düzgün gidiyorsa. Şöyle. Ona göre ipimi koparacağım. Gitmiyorsa geri sökeceğim. Bizler de yüzlerce defa dikiş yapmamıza rağmen arada tabii kötü dikişler de oluyor. O yüzden bakacağım önce. Şöyle bir kontrol edeyim. Düzgün görünüyorsa bakın gayet düzgün bir görüntü var. Dikişime devam ediyorum. Şöyle tam karşılıklı getirelim. Ve dikişimizi artık bitirelim. Şu sonundan da bir dikiş atacağım arkadaşlar. Bu şekilde. İpimi de düğümlüyorum. Ve dikişimi tamamlıyorum. Bir iki sırada yürütsem yeterli. Saklamak için. Şöyle ipimi kestim. Hemen şuradaki ipimi de saklayayım. Buraya bağlayıp bacağı örmüştük. Onu da geliş yönüne doğru şöyle şuradan saklasam yeterli. Ben bir yandan örerken her zaman hem düğmelerimi dikerim hem de düğümlerimi böyle saklarım. Yani ben örgüm bitirdiğimde hiçbir işlemim kalmamış olur her zaman. Şu anda olduğu gibi bakın. El alışkanlığı size de tavsiye ediyorum yeni başlayan örgücü arkadaşlarım. Şunlardan bahsediyorum. Bakın çoktan düğümlerini sakladım. A kısmımızdaki düzgün dikişimiz. Çok güzel bir çalışma oldu gerçekten. Düğmelerimizi kapatalım. Bu şekilde. Beyaz düğme kullandım. İstediğiniz renk tulumu çalışabilir. İstediğiniz renkte düğmeler dikebilirsiniz. Beyaz gözlerim o kadar yoruyor ki arkadaşlar. Düğmeyi bile dikemem. Takamadım şu an. Tabii biraz el ütüsü yapacağız şöyle elimizle. Paçalarımızı bir kıvıralım. Son halinde sizlere göstereyim. Videoyu kesmeden. Bunları da göstereceğim şimdi. Çok minnoş oldu gerçekten. Diğer tulumlardan farklı oldu. Diğer burgulu tulumlardan. Bunda saç örgüsü ve pirinç kullandık. Ben şimdi bir kameramın açısını ayarlayayım. Sonra son halini sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar gerçekten çok minnoş bir çalışma oldu. Ölçümünüz de gayet güzel. Şöyle göstereyim. Kıvırdık kollarımızı da. Ben anlatırken, örerken çok 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 keyif alarak anlattım ve ördüm. Dilerim ki şu anda sizler de benimle birlikte eğer örüyorsanız keyif alarak örüyorsunuzdur. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.